Yedik Yatırım YouTube kanalından herkese merhabalar. Günün hisse analiziyle karşınızdayız ve Mesut Kurt da bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Şimdi Mesut Bey sabah Twitter'da yaptığımız anketimize takipçilerimiz katıldı ve günün iki hissesini belirlediler. İlk hissemiz Akbank. Neler söylersiniz? Evet dün bankacılık sektöründe güçlü bir yükseliş gördük e, bankacılık sektörü geçen haftaya baktığımız zaman e, dar bir bantla hareket etmişti Akbank'ta keza aynı şekilde 15.80 ile 16.50 bantında e, hareket ettiğini gördük e, ama daha çok böyle e, yükselişlerde satış baskısının olduğu bir e, gün haftaydı. Dün özeline bakarsak e, bu bankacılık sektöründeki ve Akbank'taki güçlü yükselişe bakarsak iki farklı nedeni var. Birincisi dün sabah e, seans açılışından önce Akbank'ın e, 1.73 lük bir e, temettü ödemesi açıklaması vardı ve ayrıca yine seans içerisinde varlık Türkiye Varlık Fonu'nun ETF'ler yani borsa yatırım fonları kanalıyla piyasada e, alım yapacağı 1 milyar dolarlık bir alım yapacağı haberi e, etkili oldu ve bankacılık sektöründe de güçlü yükselişler gördük. E, keza Akbank'ta da e, Önemli bir destek bölgesinden önemli bir direnç bölgesine doğru hızlı yükselişine gördük. Bugüne baktığımız zaman bugün de sert bir, Pardon dünkü sert tepkinin devamını gördük ama önemli bir direnç bölgesini test ettik ve bu bölgelerden sınırlı kar satışlarıyla karşılaştığımızı görüyoruz. Peki nereler bu bölgeler? Bakın bir önceki zirve bölgesi olan 17.50 ile 17.90 bandı şirket için, Akbank için önemli bir direnç bölgesi burayı test ettikten sonra kar satışlarının geldiğini görüyoruz. E, dünkü yükselişte hacminde destek e, bulması, desteklemesi önemli olarak değerlendirebiliriz. Kısa vadeli göstergeler alım bölgelerine e, gir, girdiğini e, görüyoruz. Keza trend e, göstergelerinde. Şimdi öncelikle şunu söyleyelim. Kısa vadeli de çok aşağıda kaldı. İşte %10'a yakın aşağıda kaldı ama kısa vadede 15.80'lerin üstünde kapanışlar olduğu sürece burada yükseliş hibesinin devam etmesi beklenebilir. Burada düşüş trendimizde bugün için 18% 20'lerden geçiyor ama kabaca 18 bölgesi de yük önemli direncimiz olacaktır. Bu direncin üstünde bir kapanış veya hacimli alımlar gün içerisinde gördüğümüz takdirde 19-15 ve e kapanış bazlı gün içi sarkmalarda değerlendirebiliriz belki ama 19-15-19-70 e bantına doğru bir e imelenme söz konusu olabilir. Keza gördüğünüz gibi bu 19-15'lerin üstündeki kapanışlarda yeniden zirve bölgelerini hedeflemesi beklenebilir. Peki olası kar satışlarında nerelere dikkat etmek gerekir? Benim ilk gördüğüm tekrardan 19 şuradaki hatta geri çekilmelerin oldu. Kabaca 1665'ler ilk destek bölgesi olarak takip edilebilir. bunun altında yeniden bir geri çekilme veyahut da kapanışlar görürsek ana destek bölgemiz olan 15.80'ler hedef haline gelebilir. 15.80'lerin altında kapanışların olması halinde ise maalesef baskı artabilir kısa vadede. Ee, uzak noktaları hem destek hem dirençler, uzak noktalar gibi gelse ama e, piyasadaki volatiliteyi de görüyoruz. Bir günlük işlemlerler bile buradaki bu yükseliş direnç ve destekleri test edebilir. O yüzden şu anda benim gördüğüm kısa vadede 15.80-18 vantı... kabaca bu bölgedeki hareketliliğin devam etmesi beklenebilir. 50 günlük hareketli ortalama da bugün test ettik. 17.75'lerden geçiyor. 50 günlüğün üstünde kapanışlar dediğim gibi yeniden zirve bölgesine doğru hareketlenmeye neden olabilir. O nedenle kabaca 18'lerin üstünde kapanışlarda yeni bir pozisyon için takip edilebilir veya 15.80'lere doğru bir geri çekilmeli. Kademeli olarak aşağıda stop seviyesi belirlemek üzere 15.80'i yeniden bir pozisyonlanma için takip edilebilir diye düşünüyorum. Peki çok teşekkür ediyorum değerli yorumlarınız için. Rica ederim. Günün İsa analizi yayınlarımız devam edecek. Kaçırmamanız adına kanala abone olmayı unutmuyoruz. Hoşçakalın.